Oo Gonca Hanım, bakıyorum artık dağ otellerinde konaklamaya başlamışsınız. Muhteşem. Burada kazandığımız paralarla harcama yapıyoruz. Yok şaka bir yana, gerçekten dışarısı o kadar soğuk ki. Yani böyle boyunlu kazaklar giymiş olmamıza rağmen Mart bitiyor. Buraya sığındık. Şimdi gerçekçi olalım Gonca Hanım. Acaba burası otel ve sıcak diye mi sığındınız? Yoksa şu nokta, yani Eren'in en sevdiği su tesisleri burada var diye mi buradayız? Evet. Evet, itiraf ediyorum. Aslında bunun için geldik. Çünkü su için geldik. Yaklaşık 40 mili diyorsun. Evet, aynen. Su için geldik. Onun dışındaki kısım işte teferruat kısmı. Dağ suyu ama temiz, mis Bu gibi. arada su buz gibi gerçekten. Yani buna Bartın'da da sular bayılıyorum. böyle oluyor diyorlar. Aynı Bartın'ın. Şimdi o şey Ölürüm olmanın muhabbeti. Bak, Bartın'ım. kavşak suyu diye mi girdi? Kavşak suyu, tamam, reklamlar. Kavşak suyu. Bugün size Bear Mountain diye geçen, yani benim memleketime yollama yapan Ayı Dağı'ndan sesleniyoruz. Burası harikulade bir ulusal park. Dışarısı -3 derece. O yüzden elimizden geldiğince dış çekim yapmakla beraber Mountain Bear Oteli'ne sığındık. Sağ olsun arkadaşlar bize imkan sağladılar. Otelin kapılarını açtılar. Dediler ki seyahat ruhu için Evet. her şey serbest. Burada biraz daha sıcak bir ortamda, çok değil ama biraz daha sıcak bir ortamda size seslenmeye karar verdik. Bu haftaki konumuz özellikle Türkiye'deki son dönemdeki gündem göz önüne alındığında çok tartışılan bir konu. Amerika'da doktor olmak için veya tıp eğitimi almak için neler yapmak lazım? Nasıl gelinir? Gelmek isteyen arkadaşlar hangi aşamaları izlemesi gerekiyor? Bütün bunların cevaplarını size aktarmaya çalışacağız. Bu videonun sponsoru Gonca Hanım, çünkü kendisi araştırdı ve içerikten sorumludur. O yüzden sözü çok fazla uzatmadan kanalımızın sarı yüzüne ve küçük boncuğumuza sözü iletiyorum. Evet Gonca, ben bir tıp öğrencisiyim veyahut tıbbı bitirdim, yeni bir çiçeğe burnunda doktorum. Amerika'ya gelebilir miyim? Amerika'da doktorluk yapabilir miyim? Nedir benim izlemem gereken yol? Evet, Amerika'ya bu tüm araştırmalarımızın sonucunda gerçekten bu arada çok bilgi sahibi oldum. Burada bilgi sahibi olduğum doktorlardan ve kaynaklardan böyle bir teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar diyorum ve konuya başlıyorum. Amerika'ya doktora 3 şekilde gelebiliyorsun Eren. Ya tıp fakültesinde okurken observer, yani gözlemci olarak geliyorsun. Böyle hiçbir şey dokunmuyorsun. Hocanın yanında böyle tintin takılıyorsun. Ya da böyle researcher olarak geliyorsun. Hastanede araştırmacı oluyorsun. Burada hiç para da kazanmayabiliyorsun ya da az para alabiliyorsun. Ya da burada böyle asistan olabiliyorsun. Asistan olmanın da şöyle bir durum var. Yani sen diyelim Türkiye'de profesörsün ya da asistansın ya da uzmansın, fark etmiyor. Amerika'da doktor olman için asistanlık sürecini mutlaka yürütmen gerekiyor. Yani burada ilk başlangıcı mutlaka asistanlık oluyor. Tüm süreçler Türkiye'de olduğu gibi gerçekten zorlu burada da. Uzman olana kadar yine burada da acı çekiyorsunuz açıkçası. Çok acı çekiyorum. Beynim suçlu. Yüreğim suçlu. Observer'dayken dediğimiz gibi hiç para almıyorsunuz. Yaz tatilinizde belki buraya geliyorsunuz. Researcher'da da dediğimiz gibi az para ya da hiç almayabiliyorsunuz. Asistanlıkta da bir kazancınız oluyor tabii ki. Nasıl buraya gelip asistan doktor olabiliyorsunuz, ondan bahsedelim. İlk önce okuduğunuz tıp fakültesi, Türkiye'deki tıp fakültesi burası ile akredite olması gerekiyor. Yani burada sizin okulunuzu saymaları gerekiyor. Onun içinde bir sitesi var. Eğer sorarsanız ya da biz bulabilirsek bu videonun altına yazarız. Orada sayılı okullardan bir tanesini de okumuş olmanız gerekiyor. İlk şart bu. İkincisi de USMLE diye geçiyor. Buraya başarabilirsek yazarız. Bu sınava girip bu sınavı geçmeniz lazım. Bu gerçekten zorlu bir sınav. 3 aşama ve 4 bölümden oluşuyor. İlk step 1 ve step 2'yi Türkiye'de alabiliyorsunuz. Geri kalan bölümleri de buraya gelip burada almanız gerekiyor. Bundan sonra da bu interview, yani mülakatlar var. Onlar da burada oluyor. Pandemi sürecinde bunlar böyle Zoom üzerinden falan da olmuş ama tabii ki İlerleyen yıllarda, zamanlarda nasıl olacağı belli olmaz. Bu konuda güncel durumu takip etmek lazım. Bu sınavlar gerçekten yüksek meblağlı ve zor sınavlar. Bildiğimiz kadarıyla barajı da
185 gibi bir şeymiş. Ayrıca burada doktor yani asistan, önceki asistan doktor olabilmeniz için %60 buradaki Amerikan doktorlar cerrahi bölümleri seçiyormuş. Geri kalan bölümleri de böyle diğer bizim gibi işte Türk ya da diğer yabancı doktorlar seçiyorlarmış. Yani pediatri, fizik tedavi, nöroloji gibi. Neyse daha sonrasında diyelim bütün her şeyi başardınız. Bu sınavları da geçtiniz. Sonrasında ne oluyor? Hayırdır inşallah, hey neler oluyor hayatta? Sonrasında bir atama zamanı oluyormuş. Yani siz orada böyle bir match sistemi diye bir sistem var ve orada istediğiniz hastane ve bölümleri yazıyorsunuz. Bu sistemde de daha sonra eğer hastanede sizi almak istiyorsa siz bir şekilde match oluyorsunuz ve o hastanede o belirli zamanlarda zaten USM'in sitesinin içerisinde bu bilgiler de mevcut. Siz o hastaneyle match olup çalışmaya başlıyorsunuz. Sonrasında işte 3 yıl ya da 5 yıl o asistanlığın süresine göre orada kalıp asistanlığınızı sürdürüyorsunuz. Sonrasında da uzman oluyorsunuz. Uzman olduğunuzda her şey mükemmel. Yani bu siz bu 3 ya da 5 senelik işte ne kadar sürüyorsa asistanlık dönemini tamamlayabilirseniz Amerika'da sonrası böyle güllük gülistanlık gerçekten. Burada Amerika'da doktor açığı da varmış. O sebeple sizin amiyane tabirle peşinizden de koşuyorlarmış. Ama tabii ki bu süreci gerçekten bu acılı süreci tekrardan dediğimiz gibi doktor da olsanız, profesör de olsanız yaşamanız gerekiyor. Bunu atlatmanız gerekiyormuş. Biraz üzücü gerçekten. Ama sonrasında uzman olduğunuzda gerçekten hayat daha güzel olabiliyor burada. Peki bu kadar acıyı çektiler, zorluklara katlandılar. Türkiye'deki eğitim yetmezmiş. Bir de Amerikalıları kendileri ispatlamakla uğraştılar. Bunun sonrasında bütün bu süreçler değiyor mu? Yani esas konuya gelelim. Ne kadar para var Gonca bu işin ucunda? Diyelim ki bütün bu eğitimleri her şeyi tamamladı. Ondan sonra alacakları ücret bu arkadaşların nelerdir? Bu konu hakkında bir fikrin var mı? Evet Eren, bununla ilgili not aldım. O yüzden onlara bakıp sana o şekilde cevap vermek istiyorum. Elbette Gonca'cığım. Kopya çekmene iznim var. Teşekkür ederim. Yani bu konuda da gerçekten buradaki doktor arkadaşlarımızdan böyle bilgi alarak falan bu notları aldım. Yani şöyle söylüyorlar. Uzman olana kadar böyle çok yüksek şeyler yok. Research yapıyorsanız mesela size şey diyebiliyorlarmış. İşte bir sene çalış burada bedavadan. Bir bakalım sen çalışabiliyor musun bizde falan. Yani o yüzden buraya gelip ayrıca bir sene hiç para almadan çalışıp daha sonrasında belki para kazanmaya başlayabiliyorlarmış. Burada da ücretler biliyorsun Eren yıllık. O yüzden fiyatları da böyle ücretleri yıllık olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Research yapan yani araştırma görevlisi gibi araştırmacı olarak gelen kişiler burada aşağı yukarı 15-50 bin dolar arası alıyormuş arkadaşlar. Bu gerçekten burası için aslında çok düşük bir rakam. Yani eyaletlerde bu arada şey de aklınızda olsun, eyaletlerle birlikte bu ücretler çok değişebiliyor. Onları da böyle bir incelemeniz gerekiyor ama benim söylediğim aşağı yukarı bir şey 15 ile 50 arası. Yani bu sizin belki kiranızı falan karşılar yani ya da çok az masrafınızı karşılar. Yani bu yüzden asistanlık research özellikle çok düşük bir ücret veriyor. Onun dışında asistan olduğunuz zaman yani tüm bu süreci sınavları geçtiniz ve match oldunuz, match time'da oldunuz. O zaman yıllık 50-70 bin dolar arası size bir ücret veriliyor. Bu da eyaletler bazında değişebiliyor. Tüm bunlar ama hepsi bittiğinde hani tabii uzman olduğunuzda her şey çok daha böyle güllük gülistanlık olabiliyormuş. Mesela pediatristler yıllık 150 bin dolar kazançla başlıyorlarmış. 150 bin dolar. Ama cerrahi bölümlerde ise minimum 300 bin dolardan başlıyormuş. Yani bunlar aslında çok ciddi rakamlar tabii ki ama çok uzun böyle meşakkatli yolu düşünüldüğünde de bir yandan da çok hak edilen bir para diye düşünüyorum açıkçası. Özellikle Amerika bazında. Yani bu süreç gerçekten zor. Bir yerden başlanması gerekiyor. Yani tabii ki tercih Türkiye'deki arkadaşların. Ha bu arada şeyi de eklemek istiyorum. Buraya geliş vizeniz ne şekilde oluyor? Tabii ki bizim gibi olmuyor. Yani H1 veya J1 vizesiyle geliyorsunuz. Yani bu çalışanlar için olan vizeler. Ona göre size buradaki hastane sponsor oluyor ve bütün masraflarınızı bu vize bazında karşılıyor arkadaşlar. Yani kısaca benim söyleyeceklerim Eren bu şekilde. Masraflar, işte eğitim ve süreç bu şekilde ilerliyor. Senin aklına takılan ya da eksik kaldığın, şurası Gonca dediğin bir şey var mı?
Estağfurullah, Gonca'nın söylediği bir sözün üstüne eksik kalmış diyemeyiz. Tamamen bizi aydınlattığı için kendisine teşekkür ediyoruz öncelikle. Ve bu haftaki videomuzu kapatmak için sözü yine ve yeniden güzel yüzümüze veriyoruz. Evet Gonca'cığım, sahne senindir. Teşekkür ederim. Tüm bu video sonunda söylemek istediğimiz birkaç şey var. Biz tüm doktor ve sağlık personellerimizin gerçekten yanındayız. Süreci ve tüm bu olanları, Türkiye'de olanları biz de sizler gibi takip ediyoruz. Birçok doktor ve sağlık personelimiz 36 saat çalışarak canla başla, özellikle pandemi döneminde birçok insana umut olarak çalışıyorlar. Ve üzerine haklarını istediklerinde de alamıyorlar. Biz bu videoyu aslında... tüm bu haklarını alamamalarına rağmen istiyorsanız gidin dendiğinde, gerçekten gitmek istiyorlarsa belki onlara bir fikir olur ve sizler de bu süreçler nasıl olur onunla ilgili bilgilenirsiniz diye yaptık. Tabii ki dileğimiz tüm Türkiye'deki olan vatandaşlarımızın güzel güzel doktorlarımızdan ve tüm sağlık personelimizden düzgün şekilde hizmet alması. Buralara gelmek isteyen, belki bu süreç nasıl geçiyor, nasıl ilerliyor diye düşünen arkadaşlarımıza da fikir olacağını düşünüyoruz. Bu haftalık videomuz bu kadar. Bu bizce önemli bir videoydu. Bizim için de değerli bir video oldu. Eğer kafanıza takılan sorularınız varsa, eşiniz, dostunuz ya da kendiniz böyle tıpta okuyorsunuz ya da bu sektörün içerisindesiniz, kafanızda sorular olmuşsa lütfen bize ulaşın. Biz de bu konuda destek alabileceğimiz arkadaşlarımıza ve kaynaklara ulaşalım ve sizlere bilgi verelim diyoruz. Videomuz bu şekilde. Haftaya görüşürüz. Lütfen bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.